Menakıbı Cihar Yari Güzin Dört Halifenin Üstünlükleri Seyyid Eyyub bin Sıddık Dördüncü Menakıb Büyüklerden birisi rivayet eder. Üç nefer kimse Yemen diyarına doğru yola çıktılar. Bu Müslümanlara bir de Rafizi katılmış idi. Rafizi o serverler, eshab-ı kiram hakkında uygunsuz kelimeler söylerdi. Bu Müslümanlar ona her ne kadar nasihatler ettiler ise de asla tesir etmeyip Rafizi devam ederdi. Beraberce bir gün bir menzile kondular. Bir miktar istirahat ettiler. Bir zamandan sonra uykudan uyanıp abdest almaya kalktılar. O bedbaht maymun gibi yatarken onu da uyardılar. Hemen uykudan uyandı. Ah, ah! Herhalde ben bu menzilde kalsam gerektir, dedi. Müslümanlar dediler ki: Bu menzilden için kalacaksın. Asla olmaz. O bedbaht dedi ki: Peygamberi sallallahu teala aleyhi ve sellem rüyada gördüm ki başımın ucuna geldi. Bana dedi ki: bire bedbaht, bu menzilde senin suretin değişse gerek. Bu Müslümanlar dediler ki, ne durursun? Kalkıp abdest alıp, tövbe ve istiğfara meşgul olup, niyazda bulun. O da ayaklarını toplayıp, kalkmak istedikte, o an, Allahü Teala'nın emriyle, iki ayak parmakları değişikliğe uğrayıp, maymun parmakları gibi oldu. Ondan sonra, topuklarına kadar değişti. Ondan sonra dizine kadar, ondan sonra kuşağına kadar, ondan sonra göğsüne kadar çıktı. Sonra tamam vücudu maymun oldu. Müslümanlar bu hali görünce tutup sıkıca devenin üzerine bağladılar. Yemen'e yakın vardıkta akşama yakın bir meşelik yere uğradılar. Orada çok maymun vardı. Hemen maymunları gördü. Deve üzerinden zorlayıp Bağlarını kırıp yere indi. Varıp o maymunlara ulaştı. Biz de maymunlardan korktuk ki bize hücum edecekler diye. Sonra gördük ki bütün maymunlar yakın yere gelip durdular. Değişikliğe uğrayan aralarından ayrılıp bize karşı gelip durdu. Gözlerinden o kadar yaş aktı ki vasfa gelmez, anlatılamaz. Sonra diğer maymunlara karşı gitti. Şimdi, aklı olan kimselere, hemen bu ibret yeter. Nerede kaldı ki, o büyükler hakkında, nice ayet i kerime ve hadisi i şerif vardır. Ya Rab! Lütfün ile, daima bize doğru yolu göster. Sapık yolları değil, sana varan yolu göster. 15. MENAKIP Büyüklerden biri, Şam şehrine uğrar. Bir mescitte, sabah namazını kılar. İmam namazı kıldıktan sonra, arkasını mihraba dönüp, Ebu Bekr, Ömer ve Osman radıyallahu teâlâ anhüm, hazretlerinin haklarında uygunsuz sözler söylemeye başlar. O büyük zat imamdan bu sözleri işitince, çok üzülüp ve mahzun olarak kalkıp yoluna gider. Bir seneden sonra yine yolu Şam şehrine uğrar. Tekrar o mescide varıp sabah namazını kılar. Namazı kıldıktan sonra imam olan kimse arkasını mihraba dönüp o serverlerin Ebu Bekr, Ömer, Osman radıyallahu teâlâ anhüm hazretlerinin büyüklüklerinden bahsetmeye, onları met etmeye başlar. O büyük zat cemaatten birine sual eyler ki, bu imam geçen sene o serverlerin şanlarına uygunsuz sözler söyledi. Şimdi de met ve sena eyledi. Sebebi nedir? O Müslüman dedi ki, evvelki imamı görmek ister misin? O büyük zat dedi, görmek isterim. O da önüne düşüp, bir odaya girdiler. Gördü ki, bir siyah köpek, boynundan zincir ile bağlı yatar. O büyük dedi ki, bu kelp, köpek nedir? O Müslüman dedi ki geçen seneki imam budur. O din büyüklerine haşa uygunsuz sözler söylerdi. Bir gün arkasını mihraba dönüp kötü adeti üzere kötü sözler söylerken değişip bu surete girdi. O büyük yanına varıp sen geçen seneki imam mısın? O da eliyle başına işaret edip ve gözlerinden yaş akıttı. Bu büyük de Hak Sübhanehu ve Teala Hazretlerine şükredip işte cezanı buldun dedi. 16. menakıb. Gazilerden biri rivayet eder. Bir gazada cemaat ile gazaya giderken aramızda Beni Temim'den Ebu Hayyan namında bir kimse vardı. O serverlerin haklarında uygun olmayan çirkin sözler söylerdi. Hepimiz o mel'una nasihat ederdik. Faide etmeyip uslanmazdı. Yolda bir hakim var idi. Yolumuz ona uğradı. Hadiseyi hakime açıkladık. Hakim bize dedi ki: "O kimseyi benim yanımda bırakın. Mümkündür onu ıslah edeyim." Bir zamandan sonra yola müteveccih olup giderken o bedbahtı gördük ki arkamızdan yetişti. O melun kişiye hakim hilat giydirip bir at bağışlamış. Ardımızdan yetişti. Bize eziyet vermek maksadıyla yine o serverlere uygunsuz sözler söylemeye başladı. Bize karşı ey Allah'ın düşmanları beni nasıl buldunuz dedi. Biz de dedik ki ey bedbaht ve nasipsiz kimse bizden uzak ol. Yanımızda yürüme ta ki senin nasipsizliğin bize de bulaşmasın. Hepimiz üzerine yürüdük, kovduk. Bizden uzak yürüdü. Melun, kazayı hacet sebebiyle yoldan sapıp, bir yerde otururken, kızıl arılar üzerine hücum etmişler. Melun feryada başlayıp, bizden yardım istedik de, biz de şayet bundan kurtulursa, insafa gelir diye, bu niyet ile yardıma vardık. Yanına vardığımızda, o arılar bize hücum edip, az kaldı ki hepimizi helak edecekler. Biz de sokmalarına takat getiremeyip, çaresiz geriye kaçtık. O arılar da bize saldırmayı bırakıp, yine o bedbaht kişinin, rafızînin üzerine saldırıp, bir saatte gövdesinin etini delik delik edip, bağıra bağıra ölüp, canı cehenneme gitti. Biz de bir yerde durup, bunun ahvalini seyrederken, ve birbirimiz ile söyleşirken gaybtan bir ses işittik ki cihar yari güzeyini sevmeyen kişinin dünyada cezası budur. Ahirette yakalanacağı azapların şiddeti ve nihayeti yoktur diyordu. 17. menakıb. Şeyh Ekber Muhyiddin Arabi Kuddise sırruhu laziz Hazretleri Fütuhat-ı Mekkiye adlı kitabında zikretmiştir. Evliyaullah'tan bir taife vardır ki Recebiler derler. Onlar 40 kişi olup fazla ve eksik olmazlar. Onların hali Recep ayının ilk gününde öyle olur ki sanki gökler üzerine konulmuştur. Harekete mecalleri olmaz. Ne ayak üzerine durabilirler ve ne oturabilirler. Ellerini ve ayaklarını değil, Gözlerini harekete kadir olamazlar. Recebin ilk gününde öyle olurlar. Ama günden güne o halet bunlardan kalkar. Şaban ayı girince tamamen o halden kurtulurlar. Onlara Receb'de Allahü Teala'nın izniyle çok keşf ve nihayetsiz tecelliler olur. Şaban ayı girince bu haller onlardan kalkar. Bazen o hallerin bazısı, o taifenin bazısında, sene tamam oluncaya kadar baki kalır. Hazreti Şeyh, rahmetullahi teala der ki, o taifeden birini gördüm ki, onda rafizinin keşfi baki kalmıştı. O Recebi, rafizileri hınzır şeklinde görürdü. Bazen olurdu ki, hali örtülü bir kişiye, hiç kimsenin mezhebini bilmediği kimseye uğrardı. Eğer o kişi rafizi itikadında ise hınzır suretinde görürdü. O şahsı talep ederdi. Ona nasihat ederdi. Tövbe etmesini ve Allahü Teala Hazretlerine rücu etmesini ve rafizi olduğunu söylerdi. O şahs tacib ederdi. Eğer tövbe ederse ve tövbesinde sadık olursa onu insan suretinde görürdü. Derdi ki doğru söylersin. Eğer yalan söylüyorsa, o şahsı yine hınzır suretinde görürdü. Tövbe etmedin, yalan söylüyorsun, derdi. Bir gün, Şafii mezhebinde olan ve iyi olarak bilinen iki kimse ona geldiler. Hiç kimse, onların rafizi itikadında olduğunu zannetmezdi. Şia cemaatinden de değiller idi. Lakin, o mezhebi seçmişler idi. O iki muhtemet kimse, o azize, büyük zata vardılar. Bunları dışarı çıkarın, buyurdu. Sebebini sordular. Buyurdu ki, ben sizi hınzır suretinde görürüm. Bu benimle Hak Sübhanehu ve Teala arasında bir alamettir ki, Rafizileri bana bu surette gösterir. Bu manadan teaccüp edip, şaşırıp, hemen o batıl mezhepten, ve fasit itikattan tamamen dönüp kurtuldular.